Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 36. hikayemizi okuyacağız. E, bugünkü hikaye biraz daha anlam bakımından diğer hikayelere göre e, daha iyi bir bütünlük arz ediyor. Yani gitgide hikayelerimiz biraz daha uzayacak, daha anlamlı hale gelecek arkadaşlar. Evet, e, Mihnetü Ebi, Babamın Mesleği. Hemen şöyle e, kelimelerimize gelelim. İlk önce kelime telaffuzlarımızı okuyalım. Mihnetün meslek, mihenün meslekler demek. Amilün işçi, malün e, işçiler demek. Nezafetün temizlik, yeknüsü süpürüyor. Eşşevari'u caddeler, eşşari'u cadde. El-rasifetü -er kaldırımlar, el-rasifü er kaldırım. E, yani rasifün, rasifane, el er şeklinde tas olunuyor arkadaşlar. Yunan zipü temizliyor. Gelelim aşağıya. Et terbiyetü riyadiyeti beden eğitimi dersi. Et taliyetü gelecek bir dahaki. Eftalü daha iyi en iyisi. El e'malü işçiler. El amelü işçi. Pardon. El e'malü işler. El amelü iş. El mihenü meslekler. El mihnetü meslek. Ecabe cevap verdi. Yüetti yerine getiriyor. Hidmetün hizmet. Hidematün hizmetler. El müçteme'u toplum. El müçteme'une toplumlar. Yel'abı oynuyor. Sahatün arsa. Sahatün arsalar. İsla deme bi çarptı. Ezzebelü çöpçü. Ezzebelüne çöpçüler demi ila yanına gelmek, varmak, yönelmek. Yeruttu ala cevap vermek. Ağbe ala kınadı, ayıpladı. Aharun diğer, yukarı uh, 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 diğerleri. Sekete sustu cemiyan hepsi. Muktiün hatalı, muktiüne hatalılar. Bir hakkı, e, hakkında bir şeyle ilgili olarak, bir hakkı amelin iş hakkında mesela levla e, keşke olmasa keşke yapmasa veya e, eğer olmasa keşke değil pardon leyte keşke demek. Levla e, eğer olmasa yapmasa böyle olmasa şöyle olmasa bu olurdu gibisinden şart edatı gibi düşünebiliriz. İnte yayıldı el emradu hastalıklar el meradu hastalık el gazuratü e, pislikler el pislik evet hemen hikayemize başlayalım bakalım mihnetü ebi babamın mesleği kâne idi validu halidin halidin babası amile nezafetin temizlik işçisi idi yeknüsü süpürüyor kim tahtında hüve Halide raci o Halid Halid'in babasına raci o Halid'in babası süpürüyor neyi eşşevaci a caddeleri vel ersifete kaldırımları ve yunazifühe onları temizliyor Halid'in babası caddeleri ve kaldırımları süpürerek onları temizleyen temizlik işçisi idi ve beyneme Halid Halid ında ne yaptığında yel abı, oynuyor oynadığında mea istiqayhi arkadaşlarıyla beraber oynadığında Fisahatil hatil medreseti okulun alanında okulun sahasında istademe istademe halit çarptı bize milihi aliyan arkadaşı aliyana çarptı toplayalım hemen halit okulun sahasında arkadaşlarıyla beraber oynadığında arkadaşı Ali yana çarptı. Ve kale lehu ve kale Aliyan dedi lehu Halide intebi dikkat et ya İbn Zebal ey çöpçünün oğlu. Ey çöpçünün oğlu dikkat et dedi. Gazibe kızdı, sinirlendi. Halit, Halit, min zemilihi Aliyan, arkadaşı Aliyan'a. Halit arkadaşı Aliyan'a sinirlendi. Feterakelle ibe. Oyunu terk etti. Ve celese caniben. Ve celese oturdu caniben bir kenarda. Hazinen üzüntülü bir şekilde. Üzüntülü bir şekilde bir kenarda oturdum. Tekaddeme ileyhi. Tekaddeme ilehi onun yanına geldi. Kim? Muallimü riyadati beden eğitimi öğretmeni. Ve gale öğretmen dedi. Lehü halide limazani için terakte terk ettin elleibe oyunu ya Halid niçin oyunu bıraktın Halid felem yerut de cevap vermedi aleyhi öğretmene kim Halid 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 öğretmene cevap vermedi sele Se sordu el muallimi öğretmen basilen basile fekale dedi Lehü öğretmene kim? Basil'im Basil. Öğretmen Basil'e sordu. Basil de öğretmene dedi. Ne demiş bakalım? Aliyyanü Aliyan, abe aleyhi onu kınadı amele validihi babasının işiyle. Aliyan onu yani halidi babasının işiyle kınadı. Ve fi terbiyeti terbiyetir yetit taliyet. Bakın gelecek beden eğitimi Dersinde sele sordu kim el muallimi öğretmen et dublabe öğrencilere gelecek bir dahaki beden eğitimi ders saatinde dersinde öğretmen öğrencilere sordu bakalım ne sormuş Ma eftalul eğmali, işlerin en faziletlisi en iyisi valmiheni <laughs> mesleklerin İşlerin ve mesleklerin en iyisi en üstünü nedir? Ma ne anlamına gelen bir soru edatı öyle değil mi? Ma eftalü işlerin en iyisi nedir? Vel miheni mesleklerin işlerin ve mesleklerin en iyisi nedir? Ve cevap verdi küllü talibin tüm öğrenciler. Enne mihnete ebihi kendi babalarının mesleğini cevap verdi. Hiye o el eftalı en iyidir. Tüm öğrenciler kendi babasının mesleğinin en iyisi olduğu cevabını verdi. Ve kâle dedi el muallimü öğretmen küllül miheni her meslek tuetti yerine getirir. Neyi? Kıdmeten bir hizmeti lil müçteme'i toplum için. Her meslek toplum için bir hizmeti yerine getirir. Vela farka fark yoktur beyni amelin bir iş ve ahara diğer bir arasında bir işle başka bir iş arasında herhangi bir fark yoktur. Ve selehum onlara sordu. Men kim yarufu bilir? Minnetten bir meslek la tu etti yerine getirmiyor. Hizmeten bir hizmet ilil toplum için. Diyor ki öğretmen onlara soruyor. Hangi meslek toplum için bir hizmeti yerine getirmediğini getirmediğini bilen kimdir? Yani bir meslek ki toplum için bir hizmeti yerine getirmiyor ve kim bunu biliyor? Toplum için bir hizmeti yerine getirmeyen mesleği kim biliyor diye soruyor. Sekete sustu. Kim? Ettullabı öğrenciler. Cemi yani hepsi. Öğrencilerin hepsi sustu. Çünkü böyle bir meslek yok. Öyle değil mi arkadaşlar? Tüm meslekler öyle ya da böyle, şu ya da bu. Bütün meslekler mutlaka toplum için bir hizmeti yerine getiriyordur derler arkadaşlar. Ve Arafe anladı. Aliyyanü Aliyyan ennehü o yani kendisinin nuhdiün hatalı olduğunu bi hakkı zemilihi halit arkadaşı Halit hakkında yanlış davrandığını, hatalı olduğunu anladı. Fekame kalktı ve gale dedi. Ene asif, üzgünüm ya Halit, üzgünüm Halit. Felevla amelü validike, senin babanın mesleği işi olmasaydı, bakın felevla eğer olmasaydı amelü validike senin babanın işi, lenteşerat yayılırdı el emrazu hastalıklar vel gazuratü pislikler senin babanın işi olmasaydı hastalıklar ve pislikler yayılırdı küllül miheni her meslek tü ettiği yerine getirir hizmeten bir hizmet ilil müctemei toplum için her meslek toplum için bir hizmeti yerine getirir dedi. مهنة أبي، كان والد خالد عامل نظافة يكنس الشوارع والأرصفة وينزفها، وبينما خالد يلعب مع إصدقائه في ساحة المدرسة، إصطدم بزميله عليان، فقال له: انتبه يا ابن الزبال. غضب خالد من زميله عليان فترك اللعب وجلس جانبا خزينا. تقدم إليه معلم رياضة فقال له لماذا تركت اللعب يا خالد؟ ولم يرد عليه خالد سأل المعلم باسلا فقال له باسل عليان عاب عليه عمل والده. وفي حصة التربية الرياضية التالية سأل المعلم الطلاب ما أفضل الأعمال والمهن فأجاب كل طالب أن مهنة أبيه هي الأفضل فقال المعلم معلم كل المهن تؤدي خدمة للمجتمع ولا فرق بين عمل وآخر وسألهم من يعرف مهنة لا تؤدي خدمة للمجتمع سكت الطلاب جميعا فعرف عليان أنه مخطئ بحق زميله خالد فقام وقال أنا آسف يا خالد ولولا عمل والدك لانتشرت الأمراض والقادرات كل المهن تؤدي خدمة للمجتمع Evet bakalım özlü bir sözümüz var mı? Evet burada iki tane özlü sözümüz varmış. Sirruke, esiruke. Sirruke senin sözün, esi, senin sırrın, esiruke senin esirindir. İza tekellemte onu söylediğinde, pardon, iza tekellemde söylediğinde bihi onu sırte olursun esirahü onun esiri. Senin sırrın senin esirindir. Onu söylediğinde onun esiri olursun. Femmül ukalâ'i akıllıların ağzı fi kulûbihim kalplerindedir. Akıllıların ağzı kalplerindedir. Yani akıllı kimseler ağızlarına gelen her şeyi söylemezler. Onu bir düşünürler, bir muhakeme ederler. Gelelim buraya. Ve kalbül hamga Ahmakların kalbi ise fi efvahihim. Burada bir elif olacak arkadaşlar. Efvahihim diye olmaz. Bunun cemisi efvahündür. Fi efvahihim onların ağızlarındadır. Ahmakların kalbi ise ağızlanırdır. Yani ahmak kimseler ise kalplerini içlerinde geçen her şeyi düşünmeden taşınmadan direkt ağızlarında söyler, söylerler. Hani bazı insanlar derler ya ben dobra insanım Hemen her şeyi söylerim. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Hemen her şeyi söylemek akıllılık alameti değildir. Ahmaklık alametidir. Kalbimize gelen, içimize gelen şeyleri bir böyle aklımızda muhakeme etmemiz gerekiyor. Allah kalp ile aklı neden vermiş bize? Tabii ki hayati fonksiyonlarımızı devam ettirmek için ama bunun yanı sıra kalbimize doğanı aklımızla muhakeme etmek, aklımıza geleni kalbimizde sorgulamak Bunlar arasında bir istişare yapmak çok önemlidir. Bu akıllılık, erdemlilik alametidir. Evet, güzel iki sözümüzü de burada e, ifade etmiş olduk değerli arkadaşlar. Dersimiz bitti. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.